Bakkal süpermarkete karşı hem de anlaşıldı ki bayağı bir karşı. Minisi, süperi, hiperi etrafta bu kadar market varken bakkal dükkanı açılır mı demeyin. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 2018'de en çok bakkal ve büfe açıldığını açıkladı. Bir dükkan açacağım deseniz acaba o ne dükkanı olurdu? Fotoğrafa yönelik bir dükkan açmak isterdim. Köye kaçarım. Kenarda az buçuk bir paranız olsa ben bir dükkan açacağım deseniz acaba ne dükkanı açardınız? Ne dükkanı olurdu? Yemek dükkanı olurdu büyük ihtimal ya da kahve. Bakkal açmam. Marketler var, büfe açarım. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu açıkladı. 2018'de en çok bakkal ve büfe açıldı. Öyle mi? Aslında şaşırtıcı geliyor kulağa. Kapanmadıysa çok iyi. Peki bakkallar bu işe ne diyor? Marketler karşısında ayakta kalabiliyorlar mı? Bu işte para var mı? Kaç yıldır büfe işletiyorsunuz? 15 senedir işletiyorum ben. Siz kaç yıllık bakkalsınız? Biz 13 yıllık. Sokakta dükkan açma hayali kuranlar acaba ne düşünüyor? İşte hepsini bir bir soracağız. İstanbul'da genelde büyük marketler yüzünden küçük bakkallar ve büfeler kapandı. 2018'de en çok bakkal ve büfe açılmış. Çok güzel. Tavsiye ediyorum. Açılsın. Tavsiye etmem ben kimseye. Açmasın mı kimse bak. İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Fatih'te gezerken bakın kimi buldum. Ali Bakkal, Ali amca. 1963'ten beri burada bakkal İstanbul'da. Nereden baksanız 56 yıl ediyor. Bakkal ağır bir iş. Yani herkesin yapacağı bir iş değil. Tabii öyle suratlı yaparsan kimse gelmez sana. Önemli olan müşterilerin diyaloğunun iyi olması. Ama etrafınız hep marketler sarmaya başladı. Etkilemiyor mu? Biz onlardan başa çıkabilir miyiz? Etkilemez olur mu? Halk orayı daha çok tercih ediyor. Marketler bakkalları bitirdi. Peşin olmadığı zaman bizi daha çok tercih ediyorlar. Para olunca nereye? Para var. Defteri de çok sıkı tutuyorsunuz. Bu alacak defteri. Demek ki bu işte para da var. Yani var. Karı çok az bir iş. İşi bilirsen para var. Kendi yağımıza kavruluyoruz. Bu devirde mahalle arasında küçük ufak bir bakkal açmak için 15-20 bin lira yetiyor. Ama önemli olan para değil bu işte. Güler yüz ve hoş sohbet bizden söylemesi.